kıymetli dostlarımız, bir atölyehane programımızın daha başına hoş geldiniz. Şöyle ki canım arkadaşım Arzu Taşçıoğlu ile birlikte size 90'lardaki rock müziğin evrildiği ve kimler geldi, ne oldu, ne bittiği canlandırmaya çalışacağız. Haydi bakalım, başlayalım mı? Evet, hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Heyecanla. Gruplarla değil mi? Tabii tabii. Nekropsi. Evet. Nekropsi. Nekropsi nedir? Nekropsi çok acayip bir grup. 1989'da kuruluyor. Çok değişik rock müzik yapıyorlar hakikaten. Yani kendine özgü. Cevdet Erek var davulda. Onun çok böyle kendine özgü ritimleri var. Yani şey, dinlemeye başladığında böyle takıldım. Ve Cevdet Erek aslında değişik de bir sanatçı. Yani böyle Venedik Biennale'inden falan bir sürü Biennale'lerden davet ediliyor oralarda. Ses enstalasyonları yapıyor. Mimar da, ses mühendisi de. Ve çok değişik ses enstalasyonları yapıyor. Nekropside de onun etkisi tartışılmaz yani Cevdet Erek'in. Aa, vay. Evet. 1998'de Jimmy Page ve Robert Plant'in alt grubu olarak çıkıyorlar. Oha. Ve Jimmy Page ve Robert Plant şey diyor, yani Avrupa'da gördüğümüz en iyi grup falan. Çok iyi yani. Hakikaten çok iyi bir grup Nekropsi. Vay. Niye peki duymadık daha sonrasında? Hep popüler değil ve sürekli müzik yapmıyorlar. Yani yapıyorlar, canları duruyorlar. Canları isteyince. Evet. Ay, canları ne güzel. İsteyince. Ne güzel. Evet, Mil Kubbesi ve Sayı 2 gibi iki tane albümlerin ismini söyleyeyim. Diğer grup elemanlarını da söyleyeyim. Tolga Yenilmez, Cem Ömeroğlu, Kerem Tüzün, Gökhan Goralı. Vay, çok güzel. Goralı diye de bir sandviç vardır, bilir misiniz bilmem. Bilmez miyiz? İşte o Taksim'de kemancıdan falan çıkınca hemen karşıya geçersin, orada Goralı'yı yersin. Ya işte tam da orada Goralı'yı, Kızılkayalar. Evet. Ah ah, o günler. Zen ve Babazula, anlat kızım. Zen grubu Boğaziçi Üniversitesi'nde kuruluyor. Boğaziçi de ne kadar çok şeye hizmet ediyor aslında hep. Tabii. Değil bahçe mi? Bahçe de güzel yani herhalde. Evet tabii ya. Estire estire. Ve tabii çok zeki bir sürü öğrenci orada olduğu için kafalarda müziğe de çalışıyor belki. Değil mi? Değişik günümüzde müzik, de hizmet müzik ediyor yani. Tabii tabii. Hı hı. Murat Ertel, Okan Özpoyraz, Levent Akman, Emre Önel. Okan Özpoyraz benim liseden arkadaşım. Okan'ın şöyle bir, hani bu enstrümanlarla ilgili 80'leri konuşurken hani enstrümana ulaşmak çok zordu falan dedik ya. Şöyle bir şey biliyorum. Ben Okan'ın davul çaldığını falan bilmiyorum ben lisedeyken. Liseyi yeni bitirdik. Üniversitede Esra'yla şeye gittik. Okan'ın evine gittik biz. Okan böyle davul yapmış kendini. Bayağı tam bateri var set. Şeylerle, plastik kovaların üstünü şeylerle kaplamış, seloteyplerle. Set var. Bir çaldı bayağı yani bateri. işte Zen grubu o zaman kuruldu. Onlar da yine Amerika'da filan bayağı sansasyon yaptılar. Spin dergisi işte en az bilinen en iyi 10 grup arasına dahil ediyor. Ay, ne kadar güzel. Ondan sonra Amerika'da albüm yayınlıyorlar. Derya albümü 96'da. Suda Balık albümleri bence çok güzel bir albüm 1994'te. Ondan sonra Zen sonra şey yapıyor, dağılıyor ve dağılmadan önce bir de ilginç şey yapıyorlar. Bakırköy Akıl Hastanesi'nde bir konser veriyorlar ve konserin kaydını da albüm olarak yayınlıyorlar. Mazhar Osman'dan şeyler var, sözler ve şey... Akıl Hastanesi'ne girip çıkan arkadaşlarının anılarına dayanarak yazdıkları ay şeyler. Ay çok şeker her ya. Her şey doğaçlama Zen'de. Yani bir şarkıyı bir kere nasıl çaldılarsa aynı şekilde bir daha çalmak diye bir şey yok. Yani. Ya zaten müziğin özü öyle bir şey aslında. Evet. Yani evet. Devamlı yaşayan organik bir hal olması yani. Katılıyorum. Evet. Evet. Hele de rock'ta ve caz'da kesinlikle yani böyle. Yani aynen. Evet. Aynen. Evet, Babazula. Sonra işte bu ekipten Murat Ertel, Levent Akman, Emre Önel Babazula'yı kuruyorlar. Ve Babazula'nın Babazula olarak yaptığı ilk işte bu Derviş Saim'in Tabutta Röveşata filmi için yaptıkları müzikler. Çok da güzeldir o. Çok, evet. Çok severim yani. Hakikaten çok dinlediğim bir albüm. Babazula işte Anadolu Rock'ın biraz devamı gibi diyebileceğimiz bir grup. Yani Zen'den daha farklı. Orada Anadolu ezgileri çok fazla duyuluyor.
Ruhani oyun havalarında Brenna McCrimmon'la birlikte ne oldu? İsim çok komime gitti. Brenna McCrimmon'la da çalışıyorlar. Onun, o da çok değişik bir şekilde yani. Lorena McKennett'a ne kadar benziyor? Bir şeysi mi acaba? Evet. Çok güzel türküleri yani ve Türkçeyi o kadar güzel bir şekilde nasıl kullanıyor ben ona da. Nereli? Kanadalı sanırım. Aslanım benim. Aferin. Evet. Ani soruna inşallah doğru yanıt vermişimdir. Öyle hatırlıyorum Kanadalı diye. Kendilerini şöyle tanımlıyorlar yaptıkları müziği. Uzay yolu oryantal müziği. Ki pek de uygun. Pek de uygun değil mi Baba Zula'ya? Çok güzel. Evet, Baba Zula ile ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Yok, maşallah. Günümüzde devam ediyorlar mı? Ediyorlar, evet. Ah şahane, işte bu benim için önemli. Kesme Şeker. Evet, Kesme Şeker. Cenk Taner Kesme Şeker grubu demek. Onun dışındaki elemanlar zaman zaman değişiyor. Girip yani çıkıyorlar. Bir sürü elemanı oluyor Kesme Şeker'in. Bir tanesi arkadaşım, daha önceki programda bahsettiğim Mehmet Şenol Şişli, o hani Deniz'le birbirimizin boğaz küçüklüğünü seyredip kriz geçirdiğimiz arkadaşım. Evet. Evet. Süper. Ha. Kesme Şeker mesela daha sonra Yüz Yüzeyken Konuşuruz grubunu çok etkilemiş. Kesme Şeker'i geçenlerde dinledim tekrar. Yani daha önce bağlantıyı kurmamışım ama Kesme Şeker'ince aa dedim Yüz Yüzeyken Konuşuruz grubu ne kadar demek ki etkilenmiş Kesme Şeker ve Cenk Taner'den. Sonra araştırdım baktım internette hakikaten söylüyor da Kaan Boşnak'tı değil mi galiba Yüz Yüzeyken Konuşuruz'un solisti. Ben de solist isimlerini falan çok iyi hatırlayamıyorum ama umarım doğru söyledim. Cenk Taner'den çok etkilendiğini, Kesme Şeker'den çok etkilendiğini söylüyor. Aferin. Mevlana'dan etkileniyorlar Kesme Şeker sözlerinde. Ha. Mesela içinde içindekiler vardır diye bir albüm var. Bu Fihi Mafi. Aferin sana. Ya evet. İçindekinin içindeki. Evet. Aa, vay, aferin arkadaşlarımıza. Nefismiş gerçekten. Evet, güzel yani çok düzgün bir şekilde müzik yapıyorlar. Muhteviyat nefis yani. Evet. Bence zaten istikrarlı farkı da. Bu. Tabii. Evet yani biraz yani poptan farkı diyeyim yani. Pop da tabii çok. Anam tai chi yapıyorlar Arzu. Aa. Yavuz Çetin. Evet Yavuz Çetin'i sen anlat istersen. Yani ben de bir şeyler söylerim ama. Sen bir Yavuz Çetin'in tamam. Şeyini, Wikipedia halini anlat. Wikipedia halini. Ben de Yavuzcuğumu, bendeki Yavuz'u anlatayım. Tamam. Kerim Çaplı, Zafer Şanlı ile Batu Mutlugil ile birlikte Blue Blues Band'i 1990'da kuruyor. Zafer de bizim okuldan, Marmaralı. Evet. Cura ile başlıyor müziğe. Sonra bağlama, sonra elektro gitar ve üniversite boyunca da elektro gitarı bırakmıyor hiç. Fuat Güner'in stüdyosunda çalışıyor. MFÖ ile konserlere katılıyor. Erkan Oğur'la yaptığı Dünya diye bir parça var ki yani dinlemediyseniz mutlaka dinleyin. Benimle Uçmak ister misin var. Yaşamak istemem var. Artık aranızda. Evet Yavuzcuğum. Yavuzcuğum bence çok üst yetenek bir arkadaşımızdı. Ondan sonra üniversiteden benim de arkadaşım birlikte müzik yapmaya şeref diyeceğim ya. Yavuz'da müzik yapmak gerçekten çok büyük bir zevkti yani. Ondan sonra Yavuzcuğum bambaşka kafası olan bir arkadaşımızdı. İnanılmaz bir mesela biz bu Kıpır Kıpır albümüne kaç yılında başladık? 96 yılında başladık. 2004'te çıktı ya Yavuzcuğum o zaman Kıpır Kıpır albümündeki şarkılardan bir tanesi gitar kaydı mesela. Şuna gitar çalar mısın? Tabii Fuat abimlerle de çalıyor o zaman Yavuz. Ondan sonra tabii yani hiçbir şey söylemeden oturuyor zaten gitarın başına. Ve Yavuz gitarı baştan sona bir çalıyor arkadaşlar. Yani böyle Yavuz o kadar acayip bir adamdı ki o müziğin içine balıklama giren ve oradaki bir sürü dünyayı keşfederken size keşfettiren ve ağzınızın sularını yönetemeyip ağzınızdan akmasına sebep olan ve o sırada alem alem gezdiğiniz yani o müziğin içinde alem alem gezdiğiniz gezdiren bir arkadaşımdı.
Hatta hiç unutmuyorum Bırakın Beni şarkısını böyle çaldı. Hiçbir yerini kesmedik, sonunu da kesmedik. Hatta sonu böyle fade out olarak biter o şarkının. Yani çaldığı bütün şarkılarda ya Yavuzcuğum çok acayip bir adamdı. Yani şöyle aptal eğer yani kendi kararıyla şey yapmasaydı, finale koşmasaydı Türkiye'de daha da çok acayip işler yapacak, çok acayip yerlere taşınacak bir adamdı. Ama demek ki daha hala ben misyonunun devam ettiğini düşünüyorum Yavuz'un. Çünkü Yavuz'a dair geceler yapılıyor, bir sürü şeyler yapılıyor. Ondan sonra festivaller yapılıyor falan. Yani Yavuz'un misyonu devam ediyor. Çünkü gerçekten Yavuz'un müziğini her dinlediğinizde başka bir yere uyanacağınız bir müzisyen yani Yavuz. İnsan olarak da o kadar saf, o kadar temiz, o kadar tatlı birine şey yapamazsınız yani rastlayamazsınız inanır mısınız? Kafam koptu arkadaşları ortadan geçirmemek üzere. Çok pardon değerli arkadaşlar. Ama Yavuz'cum gerçekten bambaşka bir adamdı. Yani tabii ki bütün müzisyenler, kendine has şahane müzisyenler var. Bir deha olduğu su geçirmez bir gerçek yani Yavuzcuğum. Gerçekten işine dair bir deha. Multitask bir adamdır o da. Her enstrümanı, piyano desen ne yapıyorsun kardeşim dersin. Gitar desen ne yapıyorsun kardeşim dersin. Yani bas desen ne yapıyorsun kardeşim dersin. Yani çok müziği çok zaten kalbi müzikle atan bir yani müzikle atan bir adamdı yani Yavuz. Bastığı, yaptığı, söylediği her şey müzik olan bir Yavuz çok kıymetli bir arkadaşımdı yani diyeyim. Keşke elimizden bir şey gelseydi. Evet. Neyse yani bunlar da tabii boş laf bunlar. Hepsi bahane. Durum ne kötü ne şahane ama Yavuz gibi bir müzisyen günümüzde olsun isterdim yani. Var tabii ama hala ürettiklerinden ders çıkarılan değil de üretmeye de devam eden birisi olsun. Çok isterdim sevdiğim bir arkadaşım tabii. Olduğu için. İşte böyle. Volvox. Volvox, evet. Volvox. Ortaköy'de Sis Bar'da dinlerdim, onu hatırlıyorum. Ben orada hatta Özlem böyle serseri kılığında duvarda böyle hatırlıyorum kemancı, Özlem'i ya. Kemancı mı? Çalıyorlar. Ya çok şekerlerdi. Ben şaşıp da kaldıydım kızlar grubuna. Hepsi acayipti. Yani hepsi çok acayipti. Özlem Tekin, Şebnem Ferah. Sibel kimdi ya? Basçı kızın adı. Hatta Cenk'in karısı oldu. Dünya tatlısı kız. Hepsi çok acayipti. Çok acayipti. Bütün dördü de kızların. Evet. Taş gibilerdi. Bursa'da zaten kuruyorlar grubu. Sonra İstanbul'a geliyorlar ve ilk konserlerini Pentagram'la veriyorlar burada. Daha nefis. Hepsi zaten çok özel kızlar. Çok. Yani çok özel kızlar. Evet. Hepsi maşallah diyeyim. Evet. Sonra da devam ediyorlar. Özlem Tekin ayrı, Şebnem Ferah ayrı. 94'te dağıldıktan sonra Özlem Tekin daha sert, belki toplumsal cinsiyet anlayışını kıran şarkı sözleriyle. Yani işte dağları deldim tek başıma, çölleri açtım kız başıma falan gibi sözler yazarak duruşuyla da daha sert. Şebnem Ferah sound'u sert ama daha çok aşk temalı sözlerle. Hı hı. İkisi de müthiş müzik yapıyorlar. Tabii, yani Özlem Tekin ne yazık ki bırakıyor müziği ama çok üzüldüm müziği bırakmasına ama tabii o da kendi kararı. İster bırakır, isterse tekrar yapar. Yani şeyi bırakmıştır o da belki. Bir süre belki ara vermiştir. Yani evet. Yani nasıl bırakacak ki? Bırakmamıştır. İlla ki bir şeyler. Evet demiş. Yani böyle bırakıp tekrar başlayanlar hani bakıyoruz hep rock tarihinde çok oluyor. Belki tabii. O da bir süre ara verdikten sonra şimdi tekrar bir yapar. Nefes alıyordur yani evet. İstediği şeyleri yaparak. Hayatım kurban. Kurban bize kurban ama. Bayılırım, kurban olurum o gruba ben. Kurban olduğum bir gruptur kendisi. Evet, gerçekten çok severim ben kurban grubunu. 95'te kuruluyor. Deniz Yılmaz vokal gitar. Kerem Tüzün, Özgür Kankaynar, Burak Gürpınar.
Bunlar da 99'da Metallica'nın alt grubu olarak çıkıyorlar. Oo. İlk albüm çıkar çıkmaz kendi isimlerini Kurban albümüyle çıkıyorlar. Ve Metallica'nın alt grubu oluyorlar. 2005'te de Megadeth grubunun alt grubu oluyorlar. Vay vay vay. Evet. Bunlar da Anadolu Rock biraz denebilir. Ve Barış Manço'nun, Cem Karaca'nın şarkılarından da söylüyorlar. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'yı, Namus Belası'nı. Hmm. Hani dinletmiştim sana bir tanesini. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'ydı galiba. Evet, evet. Heavy metal grubu Kurban. O Anadolu ezgilerini şeylerle birleştiriyorlar. İşte heavy metal sound'uyla birleştiriyorlar. Çok kendimi yerden yere atıyordum konserlerinde. Yani güzel. Deli. Yazık, ne yapsın, o da öyle. Laf aramızda. Peki Duman? Duman aslında biraz 2000'lerin grubu diyebiliriz. O 99'da kuruluyor. Yani hemen 99'da bir albüm de çıkarıyorlar. Kaan Tangöz'e, Ari Barokas, Batuhan Mutlugil. Batuhan Mutlugil, bu Batu Mutlugil'in oğlu. Blue Blues Band'ten. Ve Cengiz Baysal. Sonra Cengiz Baysal'ın yerine Mehmet Demirdelen geliyor. İlk albüm Eski Köprünün Altında. O 99'da çıkıyor. Cengiz Baysal benim arkadaşım. Evet. Beraber iş yaptığımız hem de. İlk albüm şu andaki o arabesk tınılardan daha farklı. Yani bir sürü farklı denemeler var Eski Köprünün Altında. İlk grup, ilk albüm olduğu için farklı denemeler yapıyorlar o sırada. Sonra bizim hani alıştığımız sound daha çok belki alışman lazım. Alıştığımız sound belki alışman. Buna alışın artık diye yani. Söz dinliyoruz. 2002'de bir büyük çıkışlarını yapıyorlar. O yüzden 2000'leri konuşurken Duman'ı konuşuruz diye düşünüyorum. Tamam. Adını da Halimiz Duman şarkılarından, kendi şarkılarından. Halimiz Duman. Alıyorlar. Kimin değil ki? Çok yaman ortam, çok yaman. Ha, şimdi Mor ve Ötesi. Mor ve Ötesi, evet. Harun Tekin, Kerem Özyen, Alper Tekin, Kerem Kabadayı davulda da. Mor ve Ötesi de yine onlar da protest bir grup. Şarkı sözleriyle de, duruşlarıyla da. Başka ne güzel durumu? Gruplar çıkıyor aslında Türkiye'de de, değil mi? Evet, ve çok geniş bir kitleye de hitap ediyorlar. İstikrarlılar. Mor ve Ötesi'nin bence en önemli özelliklerinden biri istikrarla devam ettiler. Yani hem belli bir çizgide devam ettiler, hem de istikrarla devam ettiler ve istedikleri başarıya ulaştılar. Yani en son kocaman bir konser yaptılar biliyorsun. Yani bu rockçılara baktığın zaman hepsinin ne kadar cici bir alt metinden, altyapıdan geldiğini görüyorsun. Yani çoğunlukla mutlaka istisnalar vardır. Yani hepimiz birer karışık malzemeyiz ama sonuç itibariyle bu çok cici rock, herkes çok cici. Gerçekten böyle tatlı cici insanlar yani. Rock güzel bir alt metin veriyor bence insana. Evet, Kerem Kabadayı benim de arkadaşım da Mor ve Ötesi'nden. Çok tatlı, çok tatlısı bir insandır. Evet, yani ben de hani arkadaşım, yani tanıdığım insanlar, yani teşriki mesaim çok yoğun olmadığı için arkadaşım diyemeyeceğim ama yani zevkle tanıdığım insanlar diyebilirim. Yani bütün rock silsilesine baktığın zaman çok cici gerçekten. O müzik sert ama yengeç gibi, kabuk sert ama içler çok lezzetli ve yumuşak diyebilirim. Ama yani o sertliğin sebebi var. Yani işte içerideki güzelliği dışarıda göremeyince bir karşı çıkış oluyor. Tabii. O kılıç kuşanma hali. O verdiği karşı çıkış yani. Tabii. Evet. Tabii. Güzel, o güzel yani. Tabii. Ayna. Erhan Güler Yüz. Erhan'cığım çok tatlı arkadaşımdır. Yani Erhan Güler Yüz, size diyeyim herhalde 5000 falan bestesi olabilir yani arkadaşın. Ondan sonra gerçekten yani yumurtluyor Erhan. Her sabah birkaç yumurta diyeyim ben yani. Coşkun bir yumurtlama potansiyeline sahip. Ve hepsi de gerçekten milletin diline acayip dolanan şarkılar yapıyor. Söyleyen herkesi patlatıyor. Yani biri sönmeye başladığı zaman Erhan'dan bir şarkı alıp tekrar balon tekrar şişiyor. Yani öyle bir etkisi var. Cemil'cim, Allah rahmet eylesin. Cemil Özeren'di galiba soyadı, yanlış hatırlamıyorsam. O da çok naif, latif birisi. Erhan zaten dünyadaki herkes evladım diye gezer. Yani kerizlikte son nokta diyebiliriz kendisine. Yani şey olarak. Olumlu bir özellik olarak. Latiflik olarak. Evet, latiflik olarak. Ondan sonra
Bu insanlar da yani herhalde rock'u en piyasa yapan grupta ayna olabilir yani. Anadolu rock'ı en iyi taşıyan temsilciler belki ayna grubudur. Evet, Erhan çok türkü formunu çok evet. Erhancığım hala aynalı gözlükleriyle devam ediyor yani aynaya. Ondan evet. sonra gitaristimiz falan da aynı. Ondan sonra nefis yani. Erhan cayır cayır konserlere de devam ediyor. Evet evet. Anadolu konserleri. Çünkü dediğim gibi yani Erhan'ın kendi şeyinde hard diskin dediğim kayıtlı 1500 şarkısının farkında. Ama yani 10.500 şarkısı olabilir öyle bir arkadaşımız. Kim ne isterse hemen verir. Ondan sonra filan. Öyle bir arkadaşımız. Evet. Ondan sonra öyleyken kayıtların, atölye aynı şarkılarının kayıtlarını yaptığımız stüdyosunda yapıyoruz. Karşılıklı şey kredimiz vardır yani birbirimize. Çok muhabbetli krediler silsilesi. Yani ne güzel böyle insanların evet. olduğunu bilmek diye düşündüğüm bir zır delidir kendisi. Tam öyle. Şu kadar abartıyorsam namerde fazlam var eksiğim yok yani. Eksiğim var tamam. falan. Neyse tamam, anlayın öyle. Yani fazlası var. Fazlası var. 90'larda hangi mekanlarda rock dinlerdik? Ciddi misin? Öyle mi yazıyor? Evet, okunun aklı değil yazım demiştim, sana inanmamıştım. Evet, pek okun aklı yazamıyorum. Not aldım tabii gittiğimiz yerlerden aklıma gelenleri. Unuttuğum bir sürü yer var illaki. Kemancı, Hayal Kahvesi, Just Stop, Sis Bar, Star 88 senin. Evet. Karga Kadıköy'de, Beyoğlu'nda Peyote. Ondan sonra gitar, karavan. Carlos Castaneda okudukları dönem açmışlar o barı. Hepimizin okuduğu. Tabii, Carlos Castaneda. Tabii. Böyle uçar gidersin şuradan şöyle. Evet. İşte ne kadar param varsa o gün oraya doğru yani gidiyorsun. İşte param ama varsa eş dost olduğu için de tabii, bir kredin var. İki evet. arkadaş paylaşarak da gidebilirsin. Evet. Mesela peripeti, gitar falan daha hani o gün biraz daha yoksulsan o taraflara. Bundan arada Shaft var bir daha 90'ların sonunda gerçi. Shaft kapandı. Şimdi çok üzücü bence Shaft çünkü hakikaten kıymetli, önemliydi. Tabii, evet. evet. Peyote'nin de özelliği şey kendi şarkılarını çalan yalnızca grupların çalmasına izin veriyor. O ya da çok güzel bir şey bence. Mekanların misyon sahibi olması bizim dönemde bir sürü maddi manevi belki daha çok manevi olarak özgüven bir kere ya yani hani sağlayan yani mekan olağanüstü bence hakikaten de ne kadar aslında kıymetli bir dönemmiş ya o dönem düşününce değil mi Arzu? Öyle tabii. Gerçekten çok kıymetliymiş. Şimdi şeyin kıymeti de farklı tabii. Yani hani istediğin her şeye ulaşabiliyor olman, her yerden ulaşabiliyor olman, biraz sondaj yapınca her çağa ve her yere ulaşabiliyor olman da çok kıymetli. Ama o zamanın organikliği yok şimdi. Hani böyle her şey tık diye elinin altında ya. O zaman tabii. illa o mekanlara gideceksin, göreceksin, o havayı tabii. soluyacaksın, oradaki kokuları tanıyacaksın yani. Evet. Öyleyken. Kokular da. Yani kokuları da ama... hiç sormayın yani. Olsun. O tabii. bile güzel geliyor yani. Nasıl köpeğiniz leş gibiyken bile onu böyle içinize çekerek bağrınıza basarsınız. Köpeği olanlar bilir. O leş koku bile size böyle dünyanın evet. en güzel kokusu gelir. Ondan sonra o hesap. Tam da o hesap. Yani ailenizden sonra dışarı çıktığınız ilk mekanlar silsilesi ve o kokular tabii. da aile yani. Tabii tabii. Hani tanıyorsun. Bazı şeylerin oluşumu da organik. Mesela kemancının bu köprü altı ilk kemancının rock bar'a dönüşmesi şey yani biraz tesadüfi, organik bir şekilde. Tesadüfi demesem de organik bir şekilde oluyor. Yani önce özgün müzik çalınan ya da işte özgün müzik demeyeyim Anadolu yani özgün müzik de çalıyor. Cem Karaca falan da çalıyor öyle bir yer. Sonra yavaş yavaş oraya gelip gidenler işte
rock şeylerini, kasetlerini, abi şunu çalsana filan diye diye orada rock dinleyen bir güruh oluşuyor. Tabii sahneye çıkarsın, bir yerde şarkı söylersin, şöyle olur böyle. Ya enteresan da o dönem çok güzeldi, evet. Hakikaten. Ve Yavuzların sahnesine gideriz o zaman, daha gençken işte Bodrum'da. Orada hep beraber söylenir. Tanju Eksek. Bilenler vardır Tanjucuğumu da. Evet, ondan sonra Fethi Taner ve Toplama Adamlar. Yani evet, sevgili Fethimiz. Sevgili Fethimiz yani konuşulmaz mı yani şurada, evet, değil mi? Tabii tam ki, da zaman. Tabii. Ondan sonra Fame Star 90 yarışmaları. Sevgili zır deli Fethimiz tabii. Kendisinin hala cep telefonu yok desem size. Hala evden arıyorsun. Ve 3 kere çaldırınca sen olduğunu biliyor ve öyle açıyor filan. Yani Fethimiz de ayrı bir kumpanya. Yani bilgisayarı, her şeyi çağ dışı. Fethi bambaşka bir adam. Yani üstüne programlar yapılır. Evet. İşin hülasası. Ve yeni albümü de çıktı. Yeni albümü de. Klipler filan yani bambaşka. Tam çılgınlığıyla devam ediyor. Funk albümü. Yani evet. Neyse söylenmez ama herhalde ya kamuya açık alanda ne rolünde olduğu. Evet. Bulun. Kendiniz açın bulun. Ondan evet, sonra. Evet. Psychedelic mi dedin? Dep delik yani. O delikten kara delik kayar gidersin, bir daha da bulamazsın. Hani. Evet. Akmar baskını. Ha, bu 90'ların sonunda rockçılara darbe vuran Akmar Pasajı baskını. Bir tek Akmar Pasajı'nda da değil aslında. Başka mekanlara, Bakırköy'de falan da rockçıların mekanlarına yine öyle baskın yapılıyor. Bu bir şey oluyor. Delilerin zararlı olduğunu düşünürler ya yer yer. Halbuki en zararsız türlerdir kendileri. Evet, evet, bir intihar olayı oluyor. O intihardan sonra işte rock dinleyerek bu sözler işte çocukları bunalıma sokuyor diyorlar. İşte satanist bir haber çıkıyor satanizmle ilgili. Ve Akmar Pasajı'na böyle bir baskın yapılıyor. Bayağı CD'ler falan topluyor. İşte bu albümleri dinleyerek böyle kafaları kırıyorlarmış bunlar falan diyorlar. Akmar i̇şte bir uzun saçlı çocukları tutukluyorlar falan. Akmar Pasajı da hani bizim çok gidip geldiğimiz tabii, mekan. Yani. Arkadaşlarımızla evet. Dolu bir mekan. Bir sürü arşiv olan bir mekan. Yani evet. Akmar Pazarına girdiğin anda koca bir arşivin içine girersin. Tabii. Pasajına, pazar demeyeyim mi? Evet. Yani bir tane böyle o bizim zamanımızda hani 80'lerde falan böyle tostçu gibi bir mekan vardı. Orada oturursun. Gider şey kaset maset alıp. Tabii daşa oturursun. Yani evet. öyle bir yer. Yani ya inanılır gibi değil. Yani evet. Dur neler diyecektim hatta ben onunla ilgili. Bir sürü şey bizim şu şeydik cello hani mekanlardan. Aha, bir tanesi. Orada. Bu tarafta da Laterna. Ha, evet yani bir sürü evet. Dilinin bir araya geldiği tam ve bir sürü öyle. Fikrin bir araya geldiği yerler. Evet. Ondan sonra yani evet yani bir şeyleri herhalde ama sonuçta içinde o ışık varsa ve yanıyorsa sen o ışıkla evet. Yürümeye devam ediyorsun. O ışık tanıdık gelen de senin yürüdüğün yolu beğenen de o ışığın arkasından koşan insanlar evet. Hep oluyor, hep olacak. Değerli az çok olsa değerli olmazdı zaten. Evet, tabii. Şimdi de biz burada tabii ki değerli bulduklarımızı anıyoruz. Yani evet. Ve ismini daha unuttuğumuz bir sürü o kadar var. Çok değerli evet. Var ki aslında bakacak olursanız tabii sakın yanlış anlaşılmasın. Tabii mesela Teoman'ın da adını anmadan geçmeye 90'lar şey? Feridun Düzağaç. Tabii Teoman. Bir sürü yani daha çok biz gruplardan bahsettik ama tek başına müzik yapanlar da tabii ne kadar kıymetli var. Hem evet. De yani çok çok kıymetli müzisyen arkadaşlarımız. Yani ne güzel. Aferin kız Arzu. Çok beğeniyorum ben bizim size yaptığımız programı biliyor musunuz? Sonradan vallahi bak yalanım varsa ne olayım. Sonradan seyrettiğimde diyorum ki abi süper iş yapmışız. Çünkü unutuyorum. Ben seyrederken her şeyi zaten her gün ben yeniden güneş ne güzel doğdu. Her gün doğuyor diyor beyim. Ama öyle değil aynı işte. Aynı doğmuyor. Öyle değil işte. Yani bugünün bu saatini bir daha yaşamayacağız. Vırt dedi gitti işte bilmem anlatabiliyor muyum. Öyle. Ben dediğim gibi çok beğeniyorum. Lütfen sizi. Bizi tıpkı benim gibi beğenmeyi ihmal etmezseniz çok makbule geçer. Zillere, çanlara basınız. Yorum yazınız lütfen. Evet.
Evet, yazınız yani. Arkadaşıma tamamen katılıyorum. Programda, yapımda ve yayında emeği geçen sevgili Arzu Taşçıoğlu, asistanımız Canan Baltacı, sevgili yönetmenimiz Fakih Kademoğlu ve ben Deniz Arcağı. Hepinize fevkalade günler dileriz. Bizi izlemeye devam edin. Evet, hoşça kalın.